İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Başbakanı'nın hükümetin yeniden örgütlenmesinin 12. yıl dönümü münasebetiyle mesajı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Şubat 2023 bir nolu kanunu. Ardak Zeynelyan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2020'de iki Ermeni savaş esiri vakası görüşülme aşamasına girdi. Fransız milletvekili, diktatörlere kur yapmayı bırakın. Azerbaycan doğalgazına ihtiyacımız yok. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Kağızvan. İşgal altında bulunan Batı Ermenistan'daki duyarlı kişiler ekokırım suçu hakkında kanun talep ediyor. Amasya, dini gelenekler, vaftiz ve dıgaruk. 15 Mayıs 1919'da Boğosnubar, 19 Ocak 1920'de fiilen, 11 Mayıs 1920'de de jure olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti olarak tanınacak olan ve bugüne kadar hiçbir hükümet tarafından iptal edilmeyen Birleşik Ermenistan Devleti'nin hükümetini kurdu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti o devletin devamıdır ve bugün devlet başkanlığı enstitüsü, ulusal meclis ve hükümetten oluşan tüm tüzel niteliklerini yeniden inşa etti. Yeni bir harita oluşturma süreci henüz Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce başlamış ve nihai olarak tamamlanmadığı için 2., 3. ve şimdi de 4. Dünya Paylaşım Savaşları izledi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Ermeni halkı hem insani hem de toprak açısından büyük kayıplar verdi. Saltanatın halefi ister istemez Ermenilere karşı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırım, Arminosit gerçekleştiren, 2 milyondan fazla Ermeniyi öldüren, onları yurtlarından sürgün eden ve tarihi bölgelerini işgal eden bugünkü Türkiye'dir. Bugün kendi topraklarının geri dönüşümünden ve orada yaşayan yurttaşların haklarının koruyucusu olma misyonundan defalarca bahseden ve bunu fiilen kanıtlamış olan, ayrıca Batı Ermenistan'ın toprakları olan Şuşi'den zorla göç ettirilen Ermenilerin haklarını da savunan Batı Ermenistan hükümeti, sorumluluklarını ve hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor. Batı Ermenistan hükümeti bugün veya yarın yeni bir duruma bakılmaksızın sorumludur ve sorumlu olmaya devam edecek. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan'ın mesajını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin yasama paketine göre pasaport alma prosedürü için daha önce ücret 20 euro idi, daha sonra 30 euro olarak değiştirildi. İç anlaşmaya göre 2021-2022'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Latin Amerika vatandaşları pasaport almak için 10 euro ödüyordu. Ancak bu yılın 2023'ünde değişikliğe göre madde A aşağıdaki bağlantılar Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olarak kaydolmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tek resmi bağlantılarıdır. Madde B kimlik kartı ve vatandaşlık pasaportu almak için belgede belirtilen 30 euro veya 40 dolar ücret Ermenistan Cumhuriyeti dahil tüm ülkeler için geçerlidir. Madde C temeli pasaport almada eşitlik ilkesidir. Madde D. Aşağıdaki bağlantılar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin onay belgesi olan kimlik kartı almak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin kullandığı tek resmi bağlantılardır. Madde E. Batı Ermenistan Cumhuriyeti kimlik kartını onaylayan belgeleri almayı teklif eden veya Ermeni diasporasının sözde kimlik kartını almayı teklif eden başka herhangi bir bağlantı, Batı Ermenistan'ın Ermeni nüfusun kendi kaderini tayin etme hakkına erişmesini engellemek için baştan çıkarma, gasp veya aldatmadır. Madde F. Yasanın onaylanmasının ardından bu yasa Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yayımlanacak. Kanun 26 Ocak 2023'te kabul edildi. 2020'de iki Ermeni savaş esiri davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tartışma aşamasına girdi. Bununla ilgili bir tebligat aldık. Biri 2020'de savaştan önce Azerbaycanlı diversiyon grubu tarafından kaçırılan ve Azerbaycan'a götürülen Narek Sardarya'nın davası, diğeri Hadrut Meydanı'nda gerçekleştirilen cinayet davası. Bu iki dava başladı, şimdi tartışma aşamasındayız. Bunu News IM'e konuşan insan hakları savunucusu Ardak
Zeynelyan dile getirdi ve Azerbaycan'ın henüz bir pozisyon açıklamadığını belirtti. Zeynelyan'a göre esir sayısının Azerbaycan'ın sunduğu rakamlardan çok daha fazla olduğuna dair veriler sundular. Ancak Azerbaycan bunu reddediyor. Zeynelyan, bu kişilerin Azerbaycan'ın yetkisi altında olduğu konusunda ısrar ediyoruz ancak onlardan haber yok. Azerbaycan tutuklular listesinde böyle kişilerin olmadığını iddia ediyor, dedi. Bakü, 33 savaş esirinin olduğunu teyit ediyor. Ancak resmi Yerevan sayılarının daha fazla olduğunu garanti ettiğini hatırlatalım. İnsan hakları savunucularına göre Azerbaycan esaretinde 80 kişi bulunuyor. Batı Ermenistan hükümeti 44 gün süren savaş sırasında ve sonrasında topladığı Azerbaycan'ın savaş suçlarına ilişkin gerçekleri çeşitli uluslararası platformlarda sunarak savaş esirlerinin iadesi için hayli çaba gösteriyor. Fransız milletvekili Anne-Laurence Petel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ve Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simpson'u diktatörlere kur yapmaktan vazgeçmeye çağırdı. Fransız milletvekili bunu Twitter mikroblogunda yazdı. Petel, Avrupa Birliği'ni daha fazla rezil etmeyin. Azerbaycan doğalgazına ihtiyacımız yok. Biz Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji üretilmeli ve Ermeni demokrasisini desteklemeliyiz, diye yazdı. Batı Ermenistan, Fransız milletvekilinin açıklamasını ve gösterdiği çabaları olumlu değerlendirmektedir. Batı Ermenistan'daki Kağızvan yerleşimi köy, kasaba, kale ve şehir olarak anılıyor. Yereshazor Kalesi olarak da bilinir. Başlangıçta Kağzovan olarak adlandırıldığı varsayılmaktadır. Ani Ören yerinin yaklaşık 22 kilometre güneybatısında Araks Nehri'nin sağ kıyısında yer alır. Kentin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metredir. Etrafı meyve bahçeleri ile çevrilidir. Bitki örtüsü gür. Şehir özellikle 1840 depreminde ağır hasar gördü. Kağzovan'ın konumu sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da elverişli. Kars'tan Van'a giden ve neredeyse her zaman işlek olan yol üzerinde bulunuyor. Şehrin çevresinde mineral ve doğal yapı maddeleri, madenleri bulunmaktadır. Antik çağda Kağızvan, Gaberyank ilçesine bağlıydı. Kağızvan'ın bulunduğu yerde eski çağlardan beri yerleşim vardır. Tuz madenlerinde bulunan taş ve bakır aletler bunu kanıtlıyor. 9. 10. yüzyıllarda Kağızvan bir kale ve oldukça kalabalık bir Ermeni garnizon istasyonuydu. Çevresiyle birlikte Bagratuni Krallığı'nın bir parçasıydı. 13. yüzyılın başında bir kırsal kasabaya dönüşmüştü. 16. yüzyıldan 1878 yılına kadar genel olarak Türk hakimiyetinde kalmış, daha sonra Kars bölgesi ile birlikte Rus devletine katılmış ve 1921 yılında Türkiye'ye iade edildi. Kağızvan halkı genel olarak bahçecilikle uğraşıyordu. Sakinlerinin neredeyse tamamının kendi meyve bahçeleri vardı ve hasatlarının önemli bir kısmı yerel pazarda satılıyordu. Kağızvan yapısı bakımından Batı Ermenistan'ın diğer kırsal kasabalarına benziyordu. Asvazazin adlı yeni inşa edilmiş bir kilisesi vardı. Burada eski ve yeni kutsal kitap İncil'lerin yanı sıra başka Ermeni el yazmaları saklanıyordu. Daha sonra bu kilise bir haç yeri haline geldi. Kalıntıları bugüne kadar duruyor. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında Kağızvan'da iki karma Ermeni okulu faaliyet gösteriyordu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından iklim değişikliği 21. yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olarak değerlendiriliyor. Bilim insanlarının önemli bir çoğunluğu iklim krizi haline gelen iklim değişikliğinin artık önüne geçilemeyeceğini ancak etkilerinin azaltılabileceği değerlendirmesini yapıyor. Haziran 2021'de Eko Kırım'ı Durdurun Vakfı girişimiyle uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet, Eko Kırım suçunun tanımı konusunda uzlaşmaya vararak bir metin ortaya çıkardı. Eko Kırım'ı Durdurun Vakfı tanımına göre çevreye ağır ve geniş çapta ya da uzun vadede bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde yasa dışı veya keyfi olarak işlenen
fiiller ekokırım suçunu oluşturur. Buna göre ekokırım doğal veya kültürel çevrede insan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atan, doğal veya kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribata yol açan, bütün bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak zarara yol açma tehlikesi doğuran hukuka aykırı eylemler olarak tanımlandı. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da iklim krizi tehdidi karşısında duyarlı insanların oluşturduğu Ekokırım Çalışma Grubu, Türk Ceza Kanunu'nun soykırım ve insanlığa karşı suçlar bölümüne ekokırım suçunun da eklenmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı ve farklı platformlarda kampanya başlattı. Yasanın kabulü, Batı Ermenistan'ın ekolojik sorunlarının kısmen çözülmesine yardımcı olacak ve tutarlı mücadele ekosistemin restorasyonuna yol açacaktır. Yeni doğan çocuğun vaftiz ve vaftizden sonra evde yapılan ziyafete Batı Ermenistan'daki Amasyalılar Dıgaruk adını verirler. Bu ziyafette vaftiz annesi, çocuğun dadısı, kadın akrabalar ve onların kızları ve çocukları gibi genelde kadınlar davet edilirdi. Vaftiz töreni çocuk dünyaya geldikten 8 gün sonra en yakın pazar günü gerçekleştirilirdi. İlginç olan dini ayine katılanların da çoğu kadın olurdu. O pazar çocuğun dadısı, vaftiz annesi ve kadın akrabalar çocuğun evinde toplanır ve hep birlikte vaftizin yapılacağı kiliseye doğru giderlerdi. Yeni doğum yapmış olan anne evde kalırdı. Kilisede papaz vaftiz ayinini gerçekleştirir ve ayin bittiğinde bebek bezlere sarılı bir halde vaftiz babasına teslim edilirdi. Onlar mihrapta bulunan günün ayinini yöneten papazın önüne gelir ve çocuğun komünyon almasını sağlarlardı. Böylece çocuğun ilk komünyonu da gerçekleşmiş olurdu. Vaftiz babası vaftizhaneye döner ve bebeği vaftiz annesine yeniden verirdi. Akrabalar papazın eşliğinde eve dönerdi ve dıgaruk olarak devam ederdi. Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından icra edilen Ermeni halk dans şarkısı Eskişehir Aşnan Kişer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.